Selamlar dostlar, merhaba YouTube. Yepyeni bir video ile daha tekrardan karşınızdayım. Bildiğiniz üzere uzun zamandır iCloud kırma ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Daha önce kullandığımız programların hepsi paralı oldu ve paralı oldukları için de biz de kolayca ulaşamıyorduk. Neyse ki uzun araştırmalar sonucunda yeni bir program buldum. Daha önce de bir tane program bulmuştum. Zaten onun linklerini atıyordum. Ama bazı arkadaşlar da telefonu kapatıp açınca eski haline döndüğünü söylediler. Şimdi bu programımızda öyle bir problem yok arkadaşlar. Bu programda telefonu kapatıp açsanız da eski haline dönmüyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz dostlarım. Bu programları bulmak için ciddi emekler harcıyorum dostlarım. Saatlerimi veriyorum bu bilgisayar başına ve size çalışmayan yöntemlerin hiçbirini sunmuyorum. Zaten onları sunacak olsam belki 1000'in üzerinde program önermem gerekir size. O kadar çok program var ki ve o kadar çok fake program var ki maalesef bunlarla uğraşıyoruz. Neyse, bu programa ulaşmak için yapmanız gereken her zamanki gibi Instagram üzerinden bana yazmanız arkadaşlar ve YouTube kanalıma abone olduğunuza dair bir screenshot, yani ekran görseli atmanız gerekiyor. Ekran fotoğrafı atmanız gerekiyor. Bunu gördüğüm zaman ben sizlere linkleri yolluyorum. Emeğe saygı açısından böyle bir şey istiyorum. Sizden lütfen bir aboneliği çok görmeyin. Daha fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. Öyleyse hazırsak önce intro, sonra video. Evet dostlar, kamera açımı ayarladım ve bilgisayarımızın başına geçtik. Şimdi yapmamız gereken bir işlem var. Size vereceğim bir link var arkadaşlar. Bu linki ben Instagram üzerinden yolluyorum. Instagram üzerinden bana yazdığınız takdirde bu linki sizlere yollayacağım dostlarım. Şimdi burada Fear Rain programını kullanacağız. Burada hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu klasörden falan çıkartmanıza gerek yok. Direkt bu şekilde kullanabilirsiniz ama bilgisayarınızda WinRAR olması şart. Eğer WinRAR yoksa bilgisayarınızda olmaz dostlarım. Şimdi ilk önce telefonumuza jailbreak yapmamız gerekiyor. Jailbreak için kanalımda bulunan en son paylaştığım jailbreak videosunu izleyebilirsiniz dostlar. Jailbreak işlemini hatasız yaptıktan sonra bu sefer bypass işlemine geçmeniz gerekiyor. Yani bu işleme geçmeniz gerekiyor. Telefonunuza jailbreak yaptınız ama jailbreak olup olmadığını anlamak için hemen şimdi buradan TrueTools programımız var. Zaten gerekli dosyaların içinde bu programı da veriyorum. Bunu da bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Ayrıca iTunes veriyorum. iTunes'i de bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Yoksa bypass programları cihazınızı görmeyecektir. Bakın burada TrueTools açtığım zaman jailbreak yes yazıyor. Eğer jailbreak no yazıyorsa olmamıştır. İşlem başarısızdır. Tekrardan jailbreak yapmaya çalışın. Jailbreak konusunda bir sürü hata aldığınızı biliyorum. Ancak bu hataları herkes oluyor dostlarım. Bunun için işte bazı yöntemler var. Kablo değiştirmek gibi ya da bir Mac bilgisayardan yapmak gibi. Eğer bu yöntemleri yapıyorsunuz ve hala düzelmiyorsa telefonunuzun yazılımından da olabilir dostlarım. Eğer yazılım sürümü 12 ile 14.8 arası değilse, yani iOS 15 ise veya 12'den düşükse 11 ise bu işlem başarılı olmaz, jailbreak olmaz. iOS 15 ve üzeri sürümleri asla jailbreak olmaz. Sürüm düşürmek mümkün değil arkadaşlar. Bana bunu soruyorsunuz sürekli, ondan dolayı üzerine basa basa söylüyorum. Ayrıca işleme geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bypass yaptığınız cihaz kesinlikle arama yapamaz. Ücretli versiyonlarla, ücretli tool'larla yaparsanız tabii ki arama yapabilir ama normalde bizim verdiğimiz bu ücretsiz versiyonlarla, ki zaten artık eskisi gibi bulunmuyor. Bir tane bir program var, kapatıp açınca gidiyor çoğu cihazda, zaten onun da videosu var. Ki bu gerekli dosyalar içinde onun da dosyası var arkadaşlar. Bu FearRain'de de işte arama yapamazsınız, para öderseniz aramalı versiyonunu açabilirsiniz. Bu programın güzel yanı telefonu kapatıp açınca eski haline dönmüyor. Ama şöyle de bir durum var, çok cihazda hata veriyor. Mesela benim bu cihazda 10 kere yapıyorum, bir keresinde ya oluyor ya olmuyor. Zaten şimdi biz gene yapacağız bu cihaza. Eğer bende olmazsa ben videoyu gene paylaşacağım ama siz yapınca büyük ihtimal sizin bilgisayarınızda, sizin telefonunuzda olacaktır diye paylaşacağım. Eğer olmazsa yapacak bir şey yok, çünkü ben 10 kere yapıyorsam bir kere ya oluyor ya olmuyor. Siz de 10 kere 15 kere denemeniz gerekiyor. Şimdi gerekli açıklamaları yaptığımı düşünüyorum. Hemen bypass kısmımıza geçelim arkadaşlar. Bu arada telefonda bypass yapmak için size hemen şöyle göstereyim. iPhone'un etkinleşmesi birkaç dakika sürebilir diyor. Şu anda yeniden dene diyelim. Yani bunda bir iCloud var zaten, bu cihazı biliyorsunuz. Hatta etkinleşme sonucuna bile şu an için bağlanmıyor. FearRain klasörüne giriyoruz arkadaşlar. Burada normalde şurada bir CMD dosyası var, start dosyası var. Bununla yapmayın. Bunu alıp başka yerlere kopyalamanızı istiyor normalde program. Ama buna hiç gerek yok. Şurada Toolbin yazan klasöre giriyorsunuz. Aşağı indirin. Burada exe dosyası var. Exe dosyasına tıklayın dostlarım. Bize programı açacak arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Tabii bu birazcık uzun sürebiliyor. Hemen kendi serverlarını gösteriyor bize. Buradan da destek alabilirsiniz. Tabii İngilizce biliyorsanız başka türlü alamazsınız. Bakın burada bir sürü yöntem araştırıyorum sizler için. Bulamıyorum ne yazık ki. Şu an için tek çalışan bunu buldum.
Şimdi buna evet diyorsunuz, tamam diyorsunuz ilk başta ekrana çıkanlara. Telefonunuzdan güven tuşuna basıyorsunuz, tamam diyorsunuz. Burada cihazınızı taraması gerekiyor. Cihazınızı tarayacak. Bakın şu anda benim cihazımı buldu. Seri numarasını falan buldu. Şimdi burada normalde Hello'ya basıp işleme devam etmemiz gerekiyor. Ama şöyle bir durum var. Bu programa kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt işleminde nasıl? Benim normalde bir kaydım var. Hemen kendi kaydıma gireceğim. Normalde siz kayıt olmak için buraya e-mail adresi, pasport yazdığınız zaman yani şifre yazdığınız zaman register diyorsunuz. Register dediğiniz zaman kaydediyor zaten size arkadaşlar. Direkt login yapmanız gerekiyor. Bir daha yazıp buraya login yapıyorsunuz. Bu sefer sisteme girmiş oluyorsunuz. Ben şimdi direkt login yapıyorum çünkü zaten kayıtlı bu hesabım. Login dedim. Burada diyor ki otomatik login için kaydedeyim mi diyor. Evet diyeyim bunu arkadaşlar. Ben size göstermek için bunu otomatik loginden çıkartmıştım. Şimdi bütün işlemlerimiz hazır. Cihazımız zaten jailbreak'li. Hello yazısına basıyoruz. Evet diyoruz. Evet diyoruz. Bir daha evet diyoruz. Şimdi işleme başladı. Bu program çok fazla hata veriyor. Yani ben de en azından öyle oldu. Size de hata verir. Tekrar tekrar deneyin arkadaşlar. Programı silin, tekrardan yükleyin. Programı silin, tekrardan yükleyin. Çünkü bir sürü hata veriyor. Eninde sonunda ama oluyor. Yani ben bugüne kadar iki kere bununla bypass yaptım. Bugüne kadar dedim 3 gün içinde iki kere ben bununla bypass yaptım. Video çekeceğim diye işte uğraşıyorum. Neden dolayı hata veriyor? Siz nelerle karşılaşabilirsiniz diye. Çok fazla hata veriyor ama uğraşınca eninde sonunda oluyor dostlar. Bypass işlemi yapacaksınız cihazınıza. Kesinlikle evde unuttuğunuz eski cihazınız olsun. Yani gidip de yeni bir cihaz almayın. Bypasslı bir cihaz almayın kesinlikle. Çünkü başınıza iş açabilirsiniz. Bunun uyarısını her zaman yapıyorum. Şu anda işlem bitti dedi, %100 dedi. Şuraya tamam dedik. Ekranımızın gelmesini bekliyoruz. Şu anda ekranımız geldi arkadaşlar. Hemen bir deneyelim bakalım. Türkçe dedim. Türkiye dedim. Hemen geçti ekranı. Sürdür diyoruz. Gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar. Uygulamaları ve verileri aktarma diyoruz. Burada hemen ben bütün her şeyi daha sonra ayarlı olarak ayarlayacağım ki siz görün diye arkadaşlar. Parola seçeneklerini gel. Parola kullanma diyelim. Parola kullanma diyoruz. Apple kimliğimizi de daha sonra ayarlardan ayarlarız. Kullanma. Zaten bunu normalde giremiyorsunuz dostlar. Şimdi göstereceğim size nereden giriş yapmanız gerektiğini. Sürdür. Sürdür. Bu arada her videomda her zaman diyorum ki en son paylaştığım bypass videosuna bakın. Bazı arkadaşlar eski bypass videolarıma bakıyorlar. Ona göre hareket etmeye çalışıyorlar. Hayır arkadaşlar, her zaman en son paylaştığım en güncel yöntemdir. Çünkü bu yöntemlerin çoğu zamanla gidiyor arkadaşlar. Şimdi kablomuzu çekebiliriz. Kablomuzu çektik. Gördüğünüz gibi şu anda telefonumuz aktif. İlk başta birazcık dondu. Kendine gelecektir. Geldi, evet. Şimdi burada giriş yapmamız gereken yer, program indireceğimiz yer şurada Apple Store kısmına tıklıyoruz. Şimdi şuradaki adam işaretine tıklayıp buradan Apple kimliğinize giriş yapmanız gerekiyor. Yeni bir Apple kimliği bu cihazda yaratmak istediğinizde sıkıntı çıkartabilir. Yeni Apple kimliği yaratarak girmeye çalışmayın dostlarım. Şimdi buradan çıkalım. Neler yapmamız gerekiyor başka? Arkadaşlar şurada ayarlar kısmından bakın. Şurada iCloud'u kullanmaya başla dediğimiz yerden iCloud'u kullanmaya çalışmayın. Genellikle hata verecektir. %80, %90 hata verecektir. Şimdi son bir testim var benim. Kapatıp açılınca gidecek mi gitmeyecek mi diye. Normalde gitmiyor. Ben iki kere denedim, gitmedi. Şu anda cihaz kapandı. Basalım açılsın. Yine hatırlatmamı yapayım. İkinci el olarak iCloud'lu cihaz kesinlikle almayın. Alacaksanız da parça amaçlı alacaksınız alın ve çalıntı olmadığına dikkat edin arkadaşlar. Bu cihazlar Wi-Fi'ye bağlandığı andan itibaren eğer çalıntıysa başınıza dert açabilir, konumunuzu gösterebilir arkadaşlar. Hücresel güncelleme başarısız dedi. Dediğim gibi hat görmez ama cihazımız aktif. İstediğiniz uygulamayı indirip istediğiniz uygulamayı kullanabilirsiniz dostlarım. Bu program tabletlere de yapıyor bu işlemleri. Sadece ama sadece bazı cihazlarda eğer baseband arızası varsa baseband arızalı cihazları yapmıyor. Onun için 3-4 tane cihaz denedim. Baseband arızası var diye yapmıyor. Paralı versiyonları var. Bakın burada yazıyor. Made No Signal diye. Bunu paralı olarak yapıyor. Made No Signal'e basınca büyük ihtimal o cihazları da yapacaktır ama parası konusunda hiçbir bilgim yok. Çünkü ben bu cihazları parayla alıp kullanmıyorum dostlarım. Sizlere her zaman ücretsiz versiyonları bulmaya çalışıyorum ve bunları öneriyorum dostlar. Çünkü paraları gerçekten çok çok pahalı. Hiç değmiyor arkadaşlar. Yapmayın, yaptırmayın. Bu videoluk da bu kadar olsun dostlarım.
Dediğim gibi şu programın linki için bana Instagram üzerinden yazmanız gerekiyor. Kanala abone olduğunuzun SS'ini yollarsanız ben de size dosyaları yolluyorum arkadaşlar. Eğer her şeye rağmen gene de yapamadıysanız bana yazabilirsiniz. Ben gördüğüm zaman mümkün olduğunca cevap veriyorum ama şunu da unutmayın. Lütfen beni oradan aramaya çalışmayın. Aradığınız zaman zaten o bildirimler bana gelmiyor. Sürekli de yaptığınız zaman spama düşüyorsunuz. İhtiyacınız varsa da bana ulaşamıyorsunuz. Ondan dolayı lütfen oradaki arama tuşuna basmayın arkadaşlar. Mesajınızı atın, bekleyin. Ben müsait olduğunda zaten görüp yazıyorum. Son bir dipnot olarak da şunu belirtmek istiyorum. Bana çok fazla mesaj geliyor. Abi benim cihazımı da yapar mısın? Abi ben sana cihazı yollayayım. Bende bilgisayar yok, lütfen yap gibilerinden. Arkadaşlar ben cihaz tamiri yapmıyorum veya cihazlar işte iCloud yapmıyorum. Bunu hobi olarak yapıyorum ve sizin gidip bir telefoncuya bu işlem için 200-300 lira vermemeniz için ben sizlere bunu gösteriyorum. Yani ben size balık vermiyorum, balık tutmayı öğretiyorum arkadaşlar. Artık gerisi size kalmış. Bu videoluk da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.